Sevgili dostlar, ben Deniz Taşkafa. Herkese selamlar. Cities Skylines maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye haritası sezonu Cities Skylines 1 e, kaçıncı bölüm? 4 mü 5 mi? Öyle bir bölümdeyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. En son şuraları ufak tefek ilerlettik. Buralara bazı yapılar ilave ettik. Ondan sonra şuraya toki yapmaya başladık. Ufak tefek burada da işlemlerimiz var. Bakayım şurada trafik var mı? Bu oyunda bu trafik üretmiyor. Yorumlarda genelde hani bunu trafik üreteceğini düşünenler olmuş. Bu üretmiyor arkadaşlar. Yani bu sadece oradaki yükü olan bir materyal olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında bugün şuraları da dolduralım isterseniz. Ondan sonra bir de şu tepeye de ayrı bir meydanımsı bir parkımsı bir şeyler yapmak istiyorum. Bir de ona bakalım sonra ilerleye ilerleye devam edeceğiz. Önce şu kamerayı bir değiştireyim. Arkadaşlar isterseniz evvelen her şeyden önce şuraya bir ufak bir çiçekli bir bahçe yapacağım şöyle. Minik bir bahçe olsun. Camimizin e, camimizin avlusu Avlusunda bir tane ağacımız var Şöyle 3 tane de pembe ağaçla Bol renkli ve insanlara Böyle gerçekten hani güzel görünecek bir Cami meydanı tasarlamış Oldum bu şekilde de güzel oldu Evet şunu kapatalım e, Şimdi şuradaki tepeye bir şey yapmayacağız e, Şuradaki yapılar ne durumdaydı e, Biz buranın inşaat emrini Vermemiş miyiz hocam Allah Allah vermemiş görünüyorum arkadaşlar Ha buranın sağlık hizmetini vesaire yapacaktım sanırım oraya Evet bakın sağlık hizmeti ilkokul vesaire bunlar duruyor. E, hastaneye bence burada gerek yok. Şuradan şu iki kere şu haritaya tıklayıp kapatalım. Bir adet sağlık ocağı yapacağım. Üst çatıya genelde yapacağım bunları. Bir adet kramatoryum bölgenin ihtiyacını karşılasın diye. Şöyle bakıyorum. Eğitim hizmetleri açısından da oldukça yetersiz bir bölge. Eğer böyle olursa binalar level atlamaz. E, binaların tam böyle şeye denk gelmesi gerekiyor. Bu lise şuradaki üniversite tabi bunlara şimdilik girmeyeceğim. Şu nedir? Bu Inter Mediate arkadaşlar. Elementary School. Aa ilkokul. İlkokul olarak geçiyor. Şöyle bir bina mı bıraksam acaba bakayım. Yok bunu burada hoşuma gitmedi. Bunu bir üst caddeyi alayım. Alt caddeyi böyle daha spesifik şeylerle donatabilirim. Ya şimdi bu kadar olsun ya. Şimdi burada bir otopark olayımız vardı bizim. Bir de şunları da yani yer dar olduğu için yeri düzgün kullanmak lazım. Bir e şuraya da koymak istiyorum şöyle otoparkı. Tamam burada olabilir gibi görünüyor arkadaşlar. Hatta bunların hepsini şöyle biraz daha köşeye doğru çekersem sanki daha iyi olacak gibi. Burayı iptal. Buraları da iptal. Şu aradan da bir yaya yol atalım. Arkaya doğru boş kalmasın. Şöyle bir yol gelsin. Buradan da buraya gelsin. Şunların tümünü kapatalım. Bir yol da şöyle alayım arkadaşlar. Buradan da şuraya doğru bir ekstra bir yol çekelim. Tamam burası bizim meydanımız göbeğimiz e, şunun altını neler yapsam şöyle bir bakalım. Arkadaşlar çok kısa videoyu sponsor molasıyla bölüyorum. Değerli dostlar bütün videoların aşağıdaki açıklama kısmında Inovapin'in kayıt linki var. Öncelikle buradan sisteme kayıt olun. Sisteme kayıt olduktan sonra çekilişler kısmına gelerek 85 bin liralık çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Burada bütün yayıncı arkadaşlarımın çekilişi var. Taş Kafa, Laron, işte Tedra, PUBG Brand, Geblo, Gökhan. Aklınıza ne gelirse buradaki herkesin şeyine, çekilişine katılabiliyorsunuz. Ama linkten kayıt olmanız gerekiyor. Çekilişten kazandığınız parayı istediğiniz her yerde harcayabilirsiniz. İster PUBG, ister Steam, Dolar, USD olarak hesabınızı alabilirsiniz. İster hepsi burada da aklınıza nere gelirse arkadaşlar. Şu gördüğünüz tüm oyunlarda harcayabiliyorsunuz. Sadece nakit olarak çekemiyorsunuz. Kardeşinizi desteklemek için linkten kayıt olmayı ve Alışverişlerinizde inovapini tercih etmeyi unutmayın. Videoya hemen geri geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar şuradaki yolu şöyle arkaya doğru güzelce etrafını o minik çalılarla destekleyeceğim şimdi. Arkaya doğru devam ediyorum. Yine bunun geliş yönüne de aynısını yapacağım. Burası biraz şeye benzedi. Buranın bahçesine benzedi. Buradan dibe kadar da geliyorum. Gene devam etmesi için. Şurası birinci tur. Şunu bir iptal ediyorum. Bir de bir tane daha alacağım şimdi. Bu da ikinci tur olarak karşımıza çıkacak. Tamam son olarak birkaç tane de tekli ağaç koymak istiyorum buraya. Şöyle iki tane buraya bir buraya bir buraya bir buraya bir de buraya. Şöyle çok abartmayacağım bu bölge ağaçta biraz da ferah olsun. Evet bölgenin arkadaşlar sağlık ocağı. Ondan sonra öğrenciler ilkokulu ve ölü yakma yeri. E, üç hizmetimiz de bu tarafta faal olarak hizmete başladı. Şimdi şurada bir göbek yapacağım. Şu göbeği biraz yukarı doğru kaldıracağız geçenki gibi. Tamam buradaki göbeği biraz büyüttüm. Çok mu yüksek oldu? Sanki bir tık yüksek oldu gibi. Biraz daha şöyle esnetelim. Şu an daha iyi. Evet şu an çok daha iyi arkadaşlar. İç bölgeye hani bir şeyler koymaya çalışacağım. Şu kayalardan şöyle koyacağım ama şimdi kayalar rastgele olacak. Değişecek boyutları. Bu da böyle bir görünüm oluşturdu. Orta kısma da isterseniz şöyle benim City atölyesinden indirdiğim ağaçlardan bir şeyler yapalım. Şu anıt ağacımız var ya büyük şundan koyayım. Bunun etrafına da şu kayaların arasına da arkadaşlar. Şöyle minik minik bizim bu ağacımız var ya bundan koyacağım. Çok acayip ses var oyunda ya. Şuralara şöyle yapıştırıyorum. Bu arada videoyu izlerken lütfen birkaç saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Cansınız bunlar çok önemli detaylar. Tamamdır. Bu bölgeyi de okeylemiş bulunuyorum şimdilik. Şimdi şu bölgede nelerimiz var? Öncelikle ona bir bakalım. He, burada marketler var. Market yukarı doğru devam edecek arkadaşlar. Şu bölgeye bir şeyler inşa edelim. Şimdi şurada iki adet meydan şeyini kullanacağım. Burayı da hani böyle bir özellikle yaşlar için meydanmış gibi tasarladım. Şuraya apartmanlar devam ediyor. Buraya kadar geliyor. En son apartman sitemiz de burası. Buradan sonra daha fazlasına oturum izni vermedik. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Kafanızda tasarlayabilirsiniz diyor. Böyle bir detaylara bakalım arkadaşlar. Nasıl oldu son yaptığımız yer. Göbek biraz daha yukarıda. Ağaçlarımız var. Kayalarla kavşağı süsledik. Şurası hizmetler bölümümüz. Hemen şuraya doğru gidiyorum. Burada camilerimiz, parklarımız var. Yine çocuklar için bir hizmet alanı. Şurası apartmanlar bölgesi. Burası yine otopark. Ve apartmanlar bölgesi olarak tepeye kadar devam ediyor. Burası büyüyecek gelişecek. Şimdi şu tepeyi arkadaşlar öncelikle bir tık şurada bir düzleştirme yapacağım. Böyle fırçayı da biraz şiddetini artırıp büyüklüğünü artırayım pardon. Tepede şu kısımda arkadaşlar. Şöyle fırça sertliğini biraz artıralım. Şu kısımda biraz düz bir zemin oluşsun istiyorum. Özellikle tam şu tepenin en uç noktasında. Şöyle... Bunun içerisine birazcık göl yapmak istiyorum. Şu şekilde bir göl olabilir. Şöyle bir yapay suni bir göl yapacağım buraya. Okeydir. Tamamdır hatta. Buraya bir su aparatımızla hangisiydi o şu muydu? Bu değil şu göller değil. Şunun kapasitesini düşürelim. Buraya kadar da getirelim. Tamamdır. Şu anda burası bir suyla dolacak arkadaşlar. Yalnız şu ağaçları içerisinden ben bir alayım. Bunlar bir ortadan Kaldırılsın şu şekilde. Okey. Orası bizim böyle e, Meke gölü gibi, böyle krater gölü gibi arkadaşlar bir gölümüz olacak. Buralara gene ufak tefek yerleşmeler değil de, yani biraz daha bina olacak tabi ama özellikle hani turizmi geliştirmek için böyle bir e, kamp alanı olabilir, ona benzer şeyler yapmak yapasım var. Bilmiyorum yapabil, yapabilir miyim? Tüm yol kurallarını bir açalım. Şimdi buraya kadar bir yolumuz gelsin. Bu birinci etap olsun. Hatta şunu iptal edelim. Daha böyle kaliteli yollara bir bakayım. Değerli arkadaşlar burası bu şekilde buraya kadar geliyor. Ee, şuna şöyle bir inelim. Bunu şöyle biraz küçültelim. Sertliğini azaltalım. Şuraya kadar falan geleceğiz. Geleceğimiz nokta bu. Bu buradan geliyor. Şöyle şuraya doğru inişimizi gerçekleştiriyorum hocam. Bu şekilde yolumuz buradan aşağı doğru gelecek. Buradan da diğer taraflara doğru dönecek. Şöyle gelelim. Tamamdır. Öyle geldi. Buraya kadar. Şu aradaki kısma bir şey inşa etmeyeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar 20 U uzunluğunda bir çıkartma alıyorum buradan. 20'ye 20 şeklinde. Sonra bunun geldiği yeri binalar geleceği için şu kısma burada bir düzleştirme yapacağım. Öyle değil şöyle yapsam. şey birazcık sertliğini artırmam gerekecek. Bu şekilde burayı birazcık düzleştireceğiz. Şu şekilde burada da diğer apartmanlarımız olacak. Ee, bu arada apartmanların hangi deleci ile yap yapıldığını soran arkadaşlar için bunlar Green City isteleci ile inşa ediliyor. Güzel bir deleci. Şu an fiyatı hakkında hiçbir fikrim yok açıkçası. Satın almak isteyenler akıllarında bulundursunlar. Şimdi şu mahallemiz buraya kadar devam etmişti ya. Bunu biraz daha ileriye doğru yani şu yeni yapılan yollar bölgesine doğru da büyütüyorum. Arkadaşlar şöyle bu mahalle buraya kadar devam edecek. Burası buradan geçiş sağlıyor. Okeydir. Şimdi şuraya yine bir apartman bölgesi ilave yaptım. Şu bölgeyi böyle nasıl desem daha estetik durması adına. Arkadaşlar şunun etrafına bir kere yollarımız olacak zaten. Hani kampla ilgili yapılarımız olacak. Orayı çok boğmadan hani şuralara bir şeyler yapmak istiyorum. Şimdi bu yeni yaptığım yolları ctrl-h'ye basarak hepsini aynı düzlüğe getirdim. Sonrasında şu arayı... Yani pardon, şöyle evet, şu arayı biraz daha genişlettim. Aşağı taraflı üst taraf arasında bir e, boyut farkımız oluştu. Şurayı şöyle bir dağıtıyorum. Buralara muhtemelen orman ilavesinde bulunacağım arkadaşlar. Şöyle ıslah edilmiş arazi de yapabilirim, hiç bilmiyorum. Hocam, şurası apartman olarak devam edecek hayatına. Burası yine apartman. Bu köşeler yine apartman olarak hayatlarına devam edecek bölgeler. Buraya kadar gelsin. Bundan sonrasında belki müstakil evler falan yapabilirim. Şimdi şuradan yukarı doğru bir cadde almam gerekiyor benim. Ama buradan buraya yani şöyle bağlanır bu. Bunu, bunu görebiliyorum. Ay, onu yıkmamam gerekiyordu. Buraya kadar gelecek. Bunu alta indirirken arkadaşlar böyle biraz estetik inmek istiyorum. Dörde şöyle dört mü hocam? Olmadı. Beşe beş mi? Ah beşe 5 yanlış aracı almışım elime şu anda oldu Okey Şimdi şunu birazcık aşağı doğru indireceğiz Şöyle biraz hafiften indiriyorum Sonra bunu arkadaşlar Devam ettireceğim şöyle aşağı doğru Şuraya kadar alacağım Sonra buradan gene aynısını yapacağım Şöyle bir 3'e 3 döneyim CTRL A ile Yine buradan 3 geldim 3 de buraya döneyim Buradan da şuraya kadar geleyim arkadaşlar şu şekilde. Şöyle geleyim buradan da içeri doğru döneyim artık. Tamam. Şimdi burayı daha estetik hale getirmemiz gerekiyor öncelikle. Şunu mesela biraz aşağı doğru indirebilirim. Şu şekilde. Slop yaparsam galiba oluyor. Bunu da buradan şuraya kadar yine aynı şekilde slop yapacağım. Evet. Heh, şimdi oldu işte. Şu etrafını bunun biraz daha böyle adam akıllı yapalım bir şeye benzesin. Bu kadar büyük değil. Şöyle şurayı biraz dağıtalım. Şurayı da aynı şekilde. Ona şurayı biraz indirelim. Şöyle sanırım işimizi görür. Nasıl oldu arkadaşlar? Su ihtiyacı var bu üst tarafın. Hemen suyunu çekmemiz gerekiyor. Suyunu hallettim. Şimdi o problem ortadan kalkacaktır muhtemelen. Şu aradaki bölgeyi arkadaşlar kayalarla falan böyle bir süs yapasım var oraya. İstinat duvarını e, ikinci, bir, ikinci oyunda çekebiliyorum ama burada bir şey yapıyorduk onun yerine yani ne ne yaptığımızı hatırlayamıyorum. Şu muydu? ha buydu hatırladım şimdi. Tamam. Şimdi hatırladım. Şunların bütün yol kural özelliklerini kapat. Buraya doğru bunu bir çek. Bunu da buradan şöyle içeriye doğru açıyla birlikte çevirelim Bu şekilde. Buraya kadar gelsin. Burası bizim istinat duvarımız arkadaşlar. Bunu mesela şunun CTRL yapıp şu yüksekliğe indirirsem muhtemelen burayı çözerim. Şuraya kadar gelsin hocam bu. Biraz daha aşağı doğru indireceğim şöyle. Tamam bu iyi. Şimdi hocam arkadaşlar eğer oyunu oynuyorsanız şu nodları seçmeniz gerekiyor Movit'le. Şuraya kadar da seçeceksiniz ve slope obje de demeniz lazım. Baktığınız güzel olmuyor. Hemen şunu tutun. CTRL ile en yakın noda tutun, tutturun. Benim gibi. Hani böyle bu olmadı ama. Şimdi tekrar deneyeceğim. Şuraya getireceğim. Şimdi olacak evbet. Bunu da bununla aynı seviyeye getireceğim. Burayı da böyle yaptığım zaman sanırım problemi çözüyorum. Artık çok daha estetik görünecek. Ve burası tamamdır. Şimdi ben bir vatandaşım diyelim ki buraya geldim. Buradan yukarı doğru gitmek istiyorum. Sol tarafta istinat duvarını görüyorum. Tırmanıyorum tırmanıyorum. Buradan dönüşüm alıyorum arkadaşlar. Ve yukarı üst, ta üst taraftaki mahalleye çıkışımı sağlayabiliyorum. Evet güzel. Güzel bir tasarım oldu açıkçası. Tamam. Şimdi Toki bölgesi devam ediyor. Şurada bir su problemimiz var ufaktan. Bunu da bir çözelim isterseniz. Ş şöyle şuraya kadar mı yapayım bunu da? Şöyle getireyim. Şuna artık ihtiyacım yok sanırım. Buna da galiba ihtiyacım yok. Ha yok buna ihtiyacım varmış pardon. Teknik hata. Şunu iptal edebilirim geri. Şu anda yeterli. Evet, şurada bir e, satacak ürün yok problemi yaşıyorum. Şu gemi tesisine bir gidebilir miyim? Geri geldim. Herkese merhaba. Kent içerisine acaba şu anda bir tren geliyor mu? Geliyorsa ner nerede, ne zaman geliyor? E, bu tren tesisini biraz daha devam ettirmemiz lazım iç bölgelere doğru değerli dostlar. Şimdi sevgili dostlar buralar iyi ilerledi. Yalnız şuradaki şu görüntüyü çam ağaçlarıyla ben bir kapatayım diyorum. Nasıl olur bilmiyorum. Kadere 45 deneyeceğim. Böyle birkaç tane koyalım. Valla bence hani yüksek de bir bölge olduğu için şu anda en mantıklısı çam ağacı diye düşünüyorum. Şu i̇şte tabi bu kadar büyük fırçayla değil. Hiç bölgeleri doldurmayalım. Böyle fırçanın sertliğini biraz daha artırsam olur sanki. Orayı böyle çam ağaçlarıyla destekliyorum. Yalnız yangın olabilitesi şu anda çok yüksek. Ondan dolayı buraya bir ekstra gözetleme kulesi koymam gerekecek birazdan. Bunları şöyle şuraya doğru kaydıralım güzelce. Burayı da fullleyelim. Şuraya da biraz koyayım şu çam ağaçlarından. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu yolun etrafını bir temizleyeyim. Burada farklı ağaçlar istiyorum ben. Aslında acaba şu çam ağaçlarını mesela yola da koysam mı? Nasıl olur şöyle? Değerli arkadaşlar. İyi olur değil mi? Yani bir tık sanki iyi oldu gibi. Şu biraz dandik oldu. Bir de farklı bir çam ağacı daha vardı benim Steam'den indirdiğim. Şu muydu o? Bu, bu da uzun mesela. Şu üstler uzun altlar kısa olsun abi şundan. Şuralar uzun. Diğer tarafa tekrar uzun yapacağım şuraya. Şurası şuradan sonrası tekrar kısa. Nasıl oldu hocam? Değişik bir tasarım oldu açıkçası. Şu aralara da şöyle şehrin hani biraz daha otantik havasından dolayı pembe kendi normal ağaçlarından hani belediyemiz yaptı gibisinden bunları da buralara entegre edelim arkadaşlar. Böyle. Bu bölgede. Sanki bu biraz kiraz ağacına da benziyor yani. Biraz daha rengi açık olsa olacak. Evet güzel. Şimdi şuradaki yol görüyorsunuz yoğun bir şekilde kullanılıyor. Vatandaşlar tarafından ara kullanılıyor yani arkadaşlar. Öylesine yapmamışız. Güzel. Ee, burayı da bitirdik. Şu arayı da doldurdum. Şuraya geçeceğim şimdi. Yukarı tarafa bir özel alan, spesifik bir tasarım yapacağız. Bir polis problemi var. Ona da bakalım. Öyle geçelim. Polis problemi. Polisin olmaması gerek evet olmadı. Şurada bir küçük bir karakol işimize yarayacak galiba. İşimi garantiye alacağım. Arkadaşlar şöyle bir karakol inşa edeceğim. Bu alanda bölgeye hizmet vermesi açısından iyi olur. şu arka tarafı şimdi tekrar planladığımız şekilde ilerleyelim. Park alanı. Aa park alanını bu arada büyük şekilde yapabiliyorum. Yani mesela ben şurayı dahil etmek istediğimde burayı da bu park alanına dahil edebiliyorum ama etmeyeceğim. Sadece şunu istiyorum şunu bir kapatalım. Park alanıyla tasarıma devam ediyorum. Buraya bir chatten bir isim seçeceğim şimdi. Birinci videodan bir isim daha seçelim ondan sonra Bir de son videolara doğru bir isim daha seçeriz. Burası böyle bir alan olsun bence yeterli. Böyle şimdilik Hani bu kadarlık bir alanı biz e, Belediyeye tahsis ettik. Belediye bu kadarcık alanda işlem yapacak. Şimdi park alanlarına girdiğimizde bizim yapmak istediğimiz şey şu. Doğa koruma alanı olarak geçiyor. Küçük doğa koruma alanı ana kapısı. Bu yan kapısı. Şurada bir alan yetmemiş. Şunu biraz daha büyütelim. Şuradaki güvenlik tesislerini de içeri alalım. Şimdi ana en büyük kapıyı bulmam lazım. Bu ana kapı. Bu daha küçük. Tamam. En büyük kapı burada. Ben istiyorum ki doğa koruma alanı böyle hani rastgele bir yerde olmasın. Şöyle şuraya kadar gelsin. Değerli arkadaşlar ama böyle rampa da olmasın. Şöyle falan bir dakika şu alanı biraz daha şey yapalım ayarlayalım. Şöyle mesela şurayı şu şekilde ayarlayayım ben en iyisi. Evet şimdi kaldığım yerden devam edebilirim. Şurası doğa koruma alanının ana kapısı olacak. Hatta burada bir dönel kavşak yapalım mı çıkış ya da yapmayalım ya. Evet evet yapmayalım vazgeçtim anlık bir kararla. Şunu şöyle e, ana kapıyı inşa edelim. Sonra arkadaşlar küçük doğa koruma alanı kapısı var. Yani buradaki bölgeye de bir tane daha ilave yapmak istiyorum. Mesela şuraya yapılsa çok iyi olurdu. Yan kapı. Bu yan kapı mı? Bina yol kenarına yapılmalı. Buralara yapılmıyor. Park alanında değil diyor. O zaman şuraya yapayım ya yani şöyle. İki tane kapı bir burada. Bir burada. Başka yerde kapımız şimdilik yok. Şimdi değerli dostlarım. Şuraya bir su bağlantısı götürmem gerekecek. Bir de şurayı iptal edelim. Bu oraya kadar gitsin. Burada zaten su bağlantımız var. Okey. Elektriği nasıl çözüyoruz? Elektriği... Hee. bir de elektrik bağlantısı gerekecek buraya. Şimdilik bunu ben şöyle bir alayım. Şimdilik. O Road Energy modunu kuracaktım da 2-3 gündür oyuna girmediğimden unutmuşum onu. Hatta buna gerek yok. Çünkü ben buraya otopark koymayı düşünüyordum. O yüzden düzlemiştim burayı. Şu birinci seviye otoparklara gelelim. Yana doğru kaydığımızda bunlar değil. Burada bir otopark olması lazım. Burada bir yerde. Bunlar da değil. İşte şu arkadaşlar. Şu şeyi bir ekranı bir kapatalım. Şöyle bir daha basayım. Şöyle 2, 3, 4 tanelik genişçe bir otoparkı buraya inşa ettim. Bunun içerisinde bir otopark var ama şöyle bir tane daha olmasında bence bir base yok. Tabi şu otoparkın geldiği yeri bir tık düzlememiz gerekiyor. Şöyle bir kapatalım. O da değil. Şu arkadaşlar, evet, şu şekilde bir düzlemeyi yapayım ben. Şu aracı seçelim. Hemen şu ekranı bir kapatalım. Kör ediyor beni ya. Şöyle iki tane otopark da buraya yapalım. Evet sevgili dostlarım, buranın genel taslağı hazır. Şimdi içeri yollar döşeceğiz. Öncelikle zaten her şey açık. Şu yolları, ha, aydınlatılmış elektrikli yollar. Bunu şöyle kıvrımlı bir şekilde alıyorum. Böyle insanlar burada gelecek, yürüyüş yapacak, piknik yapacak. İşte müzeler vesaire var, onları ziyaret edecek. Şöyle şuraları da dolaşıyorum. Şu geniş yeri boş bırakalım. Belki değerlendirme şansım olabilir. Buradan da buraya ana kapıya bağlandım. Tabii bu boş kalmasın. Ah be. <laughs> en fazla City Skyline şeyde Hmm, i̇kinci oyunda bunu özlüyorum abi gerçekten. Şöyle hani yol yapabiliyorduk ya. istediğimiz eğimde. O, en çok onu özlüyorum yani bu birinci oyunda tekrardan. Şöyle geliyorum. Buradan da şuradaki yola şöyle bağlanıyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir de şu göbekte dolaşan atlarımız olması gerekiyor bizim. Yani şuralarda. Şöyle kalp gibi olacak birazcık. Bir tık da yine şuraya kadar getireyim. Şöyle gelsin. Şöyle gelsin. Heh, buraya ekstra şimdi binalarımız olacak. Onları inşa edeceğimiz için. Böyle bir yol bağlantısı bulunsun istedim. Şuradan bir alt caddeye geçiş bence olmalı. Hadi. Hadi beni zorlama kardeşim. Heh, şöyle bağlan işte. Zor bir şey değil yani. Şuradan bir geçiş olmalı. Şöyle aşağıya doğru. Hatta şöyle mi yapayım onu da? Tamam. Buradan en aşağı yola kadar bir geçiş olsun. Yol üzerine farklı yapılarımız olabilir. Bu şekilde. Tamamdır. Zaten tasarladığımız alanda bunun içerisindeydi. Bu kadarlık bir kamp alanı bence fazlasıyla yeterli. Hemen Mersin Toroslarının, Mersin'de değil daha doğrusu Antalya Toroslarının biraz daha gerisinde bir bölge burası arkadaşlar. Hocam devam ediyoruz şimdi. Niye devam ediyoruz? Şu yapılarımıza. Öncelikle şu zımbırtıyı bir kapatalım. Şurada arkadaşlar çadır alanları olacak. Şöyle 3-5 tane bir çadır alanım. Burada olsun. Diğer çadırlardan da koyalım. Onları da pas geçmeyelim. Şöyle. Bunlar sihir alanları ama sihir alanlarını şehre bakan yerlerde. Yani şöyle. Şimdi diğer taraf şehir ya. Hani böyle yerlerde kurmak. işte mangal yapılacak, sihir yapılacak şeyleri daha iyi olur diye düşünüyorum. Aynı şekilde şuraya kurmak nispeten buraya kurmak. Hani şuraya kurmak. Biraz da apartmanların içerisini <laughs> forçuluk yapmak için. Şöyle şu dağlara doğru şeylerimizi, binalarımızı yapabiliriz. Devam edelim. Şimdi burada öncelikle bir yerleşkemiz var. Gördüyseniz bu ne mesela? Ne kulesi? Gözü kulesi. Vahşi hayvanlar, diğer felaketleri vesaire. Hani burada insanlara yardımcı oluyor. Burası bir yerleşki olacak. Çadırda kalınan bir yerleşki. O yüzden buraya birkaç tane bunlardan inşa edeceğim. Şu sığınak arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Şimdi çadırları devam ettirelim. Bir tane şu binadan da koyalım mı? Bu da merkezi bir bina. Kontrol bizde olsun anlamında. Şunu yan tarafa koyabilirim bence şöyle. Değerli dostlarım. Bunları teker teker koymak lazım gelir. Ve ileri doğru kaydır. Şu şu nedir? Şunu bir kapatabilir miyim? Hocam bu kamp ateşi mevzisi yani şunlar mesela bir sürü çadır var burada atıyorum şu ateşi kullanarak Bu çadırdaki arkadaşlar hani buradan e, Pişirme ihtiyaçları ısınma ihtiyaçları vesaire bunları Sağlayabilirler güvenli bir şekilde şunlar biraz daha nispeten büyük çadırlar Şöyle Şuralara doğru Birkaç farklı lokasyonda Yapılarımızı inşa edelim Bunları da koydum bu iş tamamdır. Evet değerli arkadaşlar bu merkez tamam. birkaç tane buna benzer mevki yapacağız. Bir tanesi burada. Şimdi modumla birlikte devam ediyorum. Ama dur şu oturma alanlarını da yapalım mı? Oturmaları onları pas geçmeyelim. Bunlar oturma bölgeleri. Bu kapat. Şunu iyice kıs. Şöyle mesela burada. işte diyelim ki şu kamp ateşin zaten bunlar da var da. Örneğin şu yol kenarında şöyle insanların daha böyle fazla oturabilmesi için 3-5 tane şey yapayım şöyle. Bence güzel oldu. Değer dostlarım. Tamamdır. Daha fazla bence abartmaya gerek yok. Şimdi normalde bu park olayı 5 level olunca böyle müze falan açılıyor. Şimdi biz tabii biletleri açık oynadığım için onu beklemem artık gerek kalmayacak. Ve şuralara falan inşa edeceğim arkadaşlar. Şuraya falan koyabilirim ya. Şöyle koysam nasıl olur bir bakayım mı? yüksek oldu. Bunu biraz aşağı indireceğim. Böyle indireyim. Geriye doğru çekeyim. Şöyle biraz daha indireyim. Ha. Arkadaki şu gıcık yapıyı bir şey yapmam lazım. Düzlemem lazım. Şöyle düzleyeyim. Elektriği nereden almış? Buraya kadar elektrik var. Buraya kadar da yine getirebilirim diye düşünüyorum ama suyu kesin getirmem lazım. Suyu şuradan şöyle düz bir çek çeksem buraya kadar gelsin. Suyu oradan alırız şimdi parkla ilgili başka şunları bir kapat. Avcı kulübeleri vesaire var. Mesela şöyle taş anıtlar var oyunda. Şu şekilde. Bunlar var. Ona şöyle devam. Aa, bunlar ne? Bu zemin mi? Aa, yani daha yaparsak bayağı bir özel kendimiz bile tasarlayabiliyoruz yani yapıları. Bu nedir hocam? Bu avcı kulübesi. Şunu kapat. Av için bazı mevsimler avada izin verdiğimiz oluyor. Böyle 3-4 farklı lokasyonda. Avcı kulübelerimizi inşa edelim. Bir tane de şuraya mı koyayım? Burası aslında burada düz. Buraya başka bir şey koyalım. böyle da koyalım. Avcı kulübesinin dışında su içinde balık avlama tesisleri var. Şu şekilde irili ufaklı iskeleler var. Şöyle arkadaşlar. Tabi buralara giriş ücretli. Bizim ekonomimize katkı sağlayacak yatırımlarımız bunlar arkadaşlar. Böyle devam ediyorum. Şurada bir özetleme kulesi. Yine burada bir gözetleme kulesi. E, burada bence gerek yok. Şurada bir olabilir. Avcı kulübesi, kulübesinde ne var ne yok gibisinden. Burada da bir gözetleme kulesi bulunsun. Bunlar gözler. Eğer orada kamp yapanlar varsa insanlar da gelip buraları buralarda gözetlemeler yapabilecek. Bunlar daha küçük gözetleme kuleleri. Eğer bir görevlendirme olursa diye. Bir tane daha çadır alanı yapayım. Şu binaların şeyinde değil de kalabalığında değil de. Nereye yapalım? Şu düz alanı yapalım. Burası hani çok düz değil ama diğer bölgeye göre daha daha düz. O yüzden bence buraya yapmak daha doğru. Şöyle çadırları da bir de şeyden uzaklaştırmak istemiyorum değerli arkadaşlar. O giriş yerleşkesinden. O zaman sıkıntı olabiliyor. Şu mesela şu yetişmedi ya. Şunu bir alsam GTLZ ile Şu yetişmedi. Bunu biraz daha öne alalım. Tamam. Şimdi şu alt taraflara doğru şöyle bir yapım var. Bu neymiş bu? Ha, bu da çadırın toplu yerleştirilmiş hali. Böyle indirelim biraz aşağı doğru. Böyle biraz çekelim. Biraz daha çekelim. Bunlar da arkadaşlar bu işte şeyi ayarlamak biraz hassas ayar gerektiriyor. Şu şey, yamuk iyi arazi muhabbetini vesaire. Bu da bir yerleşke var. Bunun karşısında hemen bir yönetim binası gibi bir şey. Hani kontrol edecek bu insanları. Kapı gerçi. Şu kamp ateşi. Şunu bir kapatabilir miyim? Kapat hocam bir çevir. Kuyu ya da kamp ateşi bu. Ney? Kamp ateşi mevzii. Bu da açık kamp ateşi. Şuraya de koyayım arkadaşlar. Bu kamp ateşi de benzemiyor sanki. Ha, kamp ateşi mevkiymiş. Tamam. Devam ediyorum. Ee, şu Hop geri geldim. Bu odunluk gibi bir şey. Aynen sığınağa saklan. Hani bir felaket olursa diye. Mesela buralara geliyor atıyorum insanlar. Hani buralarda da ufak tefek sığınaklarımız bulunsun. Bir de 3-5 tane çadır da buraya yapacağım. Şöyle. Bir çadır mevziyi de burada olsun. Çünkü farklı lokasyonlarda böyle yapılar olunca insanlar buraya da geliyor arkadaşlar. Öteki türlü bura, buraya gelmiyorlar. Şöyle de bir toplu yerleşki alanı da burada. Şu kapılardı zaten. Onları yaptık, bunları yaptık. Şu taşları yaptık. Avcı kulübesini her şeyi, her şeyi yaptım yani. Şu da sığınakta kalanların avlanması için gereken yer. Zaten avcılıktan bence şeyde bu, bu, bu sektörde para vardır diye düşünüyorum. Şöyle üzleyelim. Şöyle bir dağıtalım. Tamamdır. Evet değerli arkadaşlar yakından inceleyelim mi? Şimdi şu alan bizim em, ne diyorlar buraya? Kamp alanımız, mesire alanımız. Bu taraflara bir şey inşa etmedim şimdilik. Ya yani çok da boğmak istemiyorum. Aynı şeylerle Yapmak istemiyorum şu anki hali güzel şurada bir müzem var mesela arka tarafta Biraz uzak Düz alan hem olmadığı için hem Şey Biraz da yürüsünler istiyorum arkaya doğru Burada işte avlanma merkezleri var Şuralarda kamp alanları var hatta Bakın yaşlı bir amcamız hemen Buraya doğru seyahat etmeye başlamış şöyle aşağı doğru yaklaştırırsam Tam böyle yaklaşamıyorum bulanıklaşıyor Buralarda böyle çadırlarım vesaire var yol devam ediyor yukarıya doğru bir çadır merkezi burada var. Burası zaten Allah'ın emri yani. Şuradaki çadırlara bile insanların gittiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Bak görüyor musunuz şuraları? Şuralar o biçim. Şuradaki arkadaşlar <laughs> kampta oturuyorlar ya. <laughs> Çok güzel. Devam edelim. Buraya doğru. Burada da vızır vızır bir kamp alanımız var. Evet biraz sanki ağaç eksik gibi ha. Şöyle. Fırça sertliğini ay ayarlayıp. Şöyle arkadaşlar fırça sertliğini biraz düşürüp büyüklüğü ayarlayıp şöyle bir 3-5 tane sanki bu bölgede özellikle çam, çamın uzun olan türü şu varyantı. Yani bunlar sanki biraz bu bölgede bir eksik kalmış gibi hissettim ben. Küçük çam böyle, sarı çam gibi, kızıl çam gibi. Tamam, şimdi daha iyi oldu sanki. Şöyle bir yaklaşıp bakayım tekrardan. Şu an daha böyle bir kamp havasını verdi. Bir şey daha unutmuşum ben. Onu da yine ağaçları yaparken fark ettim. Kayalar. Kayalarımız olmazsa olmazlar. Daha, olu, daha olur da kaya olmaz mı diyorum sizlere. Şöyle arkadaşlar bazı bölgelere özellikle büyük kayalardan koymadan geçmeyelim. Yakından bunları izlerken çok güzel görünüyor bu kayalar. Şöyle şuralara çok da abartmak istemiyorum kayaları koydum. Şimdi hocam bakıyorum tekrardan. Heh, şimdi daha iyi oldu işte. Biraz daha böyle karışık homojen bir görüntü oluştu. Evet nasıl oldu abi? Güzel. Kaç dakika olmuş? Bölüm 37 dakika olmuş. Bu kısa bir bölüm olsun. Yarın bir bölüm daha paylaşacağım. Hani arka arkaya iki, iki bölüm çekeyim ben hızlı olsun arkadaşlar. Yarına da yetiştirelim. Hem biraz da serinin sıklığını artırmış olayım. Kenzi iyi bakın. Ee, hoşça kalın. Ben mi paylaşmayı unutmayın. Bu bölüm neler yaptık derseniz şu tokimizin eksik binaları vardı. Bir 5-10 dakika onlarla uğraştık. Geriye kalan zamanda büyük bir kamp alanı inşa ettik. Sadece Cities Skylines 2 ile Cities macerasına başlayan oyuncular hani böyle detayları görmediği için onlara bu detayları gösterip tekrardan ikinci oyuna Comeback King is the Back yapmayı düşünüyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.